sıra geldi dünya turumuza. Ancak dünya turumuza diyorsan gerçekten biraz da lafın gelişi söylüyorum. Çünkü bugün dünyamızın bir hayli dışına çıkacağız. Geçtiğimiz hafta söylemiştim. Bu haftaki programımızın önemli bir bölümünü Apollo 13'e ayıracağız demiştim. Şimdi Apollo 13 konusuna girmeden önce dedik ki her işi ustasına bırakmak gerekir. Yanımızda programlarımızın özel projeler danışmanı Doktor Üstün Aydıngöz var. Peki Japonya konserlerine gelecek olursak. Evet. Orada da çok farklı deneyimler yaşadınız. Şimdi önce uzay merkezleri araştırmasıyla başlayıp sonra dünyayı Barış abiyle gezen Üstün Aydıngöz en son Japonya'ya da gidiyor. Sizin gözlemleriniz de gerçekten çok keyifli dinlemesi. Japonya başlı başına yani Japonya turnesi birkaç yönüyle hayatımda hep lezzetini bırakmış olan bir unsur. Bunlardan biri bir kere tabii ülkenin kendisi. Yani Japonya çok kendine has, çok benzersiz bir ülke. Birçok ülkenin çok kendine has tarafları tabii ki var ama Japonları herhalde benim izleyicilerimize anlatmama gerek yok. Japonların ne kadar kendilerine has ve kendilerine özel bir toplum olduklarını ve bir ülke oluşturduklarını, bir kültür oluşturduklarını anlatmaya herhalde gerek yok. Birincisi bu. İşin bir tarafında bu var. İkincisi, tabii öyle bir yerde siz sonuçta Barış abinin biraz sonra da anlatmaya çalışacağım gibi ne kadar özel bir şeyi başardığına şahitlik ediyorsunuz. Ve bu başlı başına zaten bir kere sizi hem çok gururlandırıyor, hem çok mutlu ediyor, hem çok bir yandan da onunla ilgili milliyetçilik duyguları da insanın muhtemelen. Yani şöyle bütün onunla ilgili yüksek beklentilerinize rağmen onların nasıl ötesine de geçtiğini bir kere daha görüyorsunuz. Bu anlamda çok çok özeldir benim açımdan Japonya'daki ziyaretimizin yeri. Ben sonraki yıllarda da birkaç kere daha zannediyorum iki kere daha gitme fırsatı buldum Japonya'ya ama o ilk gidişimizdeki o turne sırasındaki ben ilk iki konserde orada bulunabildim. Arkadaşlarımızla birlikte. Kurtaran'daki arkadaşlarımız olsun. Erkan oradaydı aynı zamanda. Onlarla birlikteki olan o hatıralarımız, onları zaman zaman hatırlamak beni hem mutlu eder hem çok duygulandırır. Onlardan bir kere şunu hemen söylemem lazım. Konserler zannediyorum 16 ya da 17 ayrı yerde olacaktı. Ve her biri oldu da sonuçta zaten. Hı hı. Ve her biri 2-3 bin kişilik salonlara olacaktı. Yani bu hepsi de dolu salonlar, ondan bahsediyoruz. Ve belli bir yaş grubu da değil. Yani her yaş grubundan Japon'un geldiği bir konserlerdi. Ve bunların öncesinde tabii ki bir prova da oluyor. O provalara Kurtaran'daki arkadaşlarımızla beraber gittik. Konserlerin kendilerinde aynı şekilde bulunma fırsatım oldu. Oradaki o bir haftalık kalışımda benim, turnenin başlardaki bir kısmında ben vardım. Barış abinin odasında da birlikte de kaldık. Ve ben onu şu anlamda da gözleme fırsatı buldum. Bir yandan Japonca'ya da çalışıyordu. Çünkü turneyi organize edenlerin bir koşulu şuydu. Dediler, demişler ki yani geldiğinizde lütfen ya Japonca ya da tabii ki kendi dilinizde Türkçe konuşun. Biz tercüme edelim. Biz tercüme edelim ama yani lütfen hani başka bir dil olmasın. Yani İngilizce ya da Fransızca ki bunlara Barış abi zaten hakimdi bu iki dile de. Bunlardan birisi olmasın. Yani Türkçe konuşun. Tabii Japonca da konuşabilirsiniz ama yani Japonca konuşmanızı beklemiyoruz demişler. O tabii Barış abi için bu bir aynı zamanda meydan okuma gibi oldu. Çünkü o açıkçası dedi ki yani tamam ben oraya gidiyorsam onların dediğiyle hitap etmeye çalışayım. Hiç değilse buna gayret edeyim. Ve Barış abi gerçekten konserden bir süre önce, birkaç ay öncesine itibaren İstanbul'da da başlamak üzere, zannediyorum o zamanlar Nihako San vardı İstanbul'da, ondan olmak üzere Japonca öğrenmeye başladı. Ve daha sonra orada da birkaç hafta öncesinde giderek Japonca dersleri almaya başladı. Hatta onlardan birisinde ben hatırlıyorum odamızda, ya Barış abinin suitindeyken işte o ders alıyordu. Ve turne ekibinden, organizatör Japonlardan da o sırada onlar da vardı. O sırada planlandı yani açıkçası hangi şarkılarda nasıl geçilecek, oralarda Barış abi neler söylemek istiyor, oralarda hangi unsurları özellikle kullanabilir ki bunu YouTube'da da görecektir izleyicilerimiz. Evet. Yani o turne sırasındaki çekilen şeylerden çok görecektir. Çok güzel, çok keyifli. Bunlar açıkçası yani gözümün önünde nasıl planladıklarına şahit oldum. Tabii ki o sırada o demin de sözünü ettiğim provalar sırasında olsun. Hı hı. Prova derken şunu kastediyorum. Bir sound check yapılır. Hı hı. Ses kontrolü yapılmış olur. Aynı zamanda işte sahne düzeni tabii ki belirlenmiş olur. Yani onların hepsi zaten önceden planlanmış şeydir ama işte
En son kontrollerde bir tekrar bir son bir provası yapılmış olur bunun. Biraz sonra da aslında kapılar açılır. Benim de bir yaka kartım var. O yaka kartıyla hala saklıyorum onu, muhafaza ediyorum. Benim en değerli artefaklarım arasındadır. Japonya'dan kalan o şeyler. Onunla mesela işte hem sahne arkasına hem salondaki çeşitli yerlere gitme fırsatım oluyor. Konser sırasında hatırlıyorum önümdeki orta yaşlarda bir Japon'un kolu alçıda olduğu halde alçılı koluyla nasıl tempo tutmaya çalıştığını hatırlıyorum. Ki Barış abi orada o tempoyu öğretmeye çalışmıştı. Evet. Tabii sevgili Eser olsun, Kurtalan'daki diğer arkadaşlarımız olsun. Yani onların yanında benim müzikle ilgili bir şey söyleme fırsatım falan zaten söz konusu değil ama o parçanın ölçüsünden de başlayarak onların işte nasıl nane limon kabuğuna nasıl eşlik edecekleri. İşte iç nisan yani orada tamponun nasıl tutulacağı oralara kadar Barış abi bir yandan öğretmeye çalışıyor, anlatmaya çalışıyor. Önümdeki orta yaşlarındaki eli kolu alçıda olan o Japon'un da ben nasıl tempo tutmaya çalıştığını, Barış abinin onun dahi nasıl o şevke getirebildiğini bir kere gözlemiş oluyorsunuz. Tabii ki insanların o konser sırasında Barış abiye ve bizden gitmiş olana, Türkiye'den gitmiş olan bir gruba ne kadar ilgi gösterdiklerini de görüyorsunuz. Ben o konser sonrasında Tokyo'daki o ilk konserden sonra otobüste dönüşümüzü hatırlıyorum ve Kurtalan var. Hepsi çok yorgunlar. Bir yandan da çok mutlular. Güzel bir performans gerçekleştirilmiş. Barış abi de tabii ki var. Ben gözlü yaşlarımı tutamıyorum açıkçası. O kadar duygulandım. Barış abinin gelip böyle sevgiyle sarıldığını hatırlıyorum. Hiçbir şey söylemedi. Yani şöyle yapma, böyle etme ya da anladı yani. Hemen anladı. Ne olup bittiğini de çok farkında. Daha sonra işte otele gittik. Otelde biraz sohbet edildi ama ondan sonra tabii o günün yorgunluğu içinde Barış abi o sırada odada birkaç gözlemini söyledi konserle ilgili olarak. Japonların hatta birkaç yer dedik ya ben doğru mu algılıyorum dedi. Yani sen de gördün mü aynı şeyi diye bana sordu. Yani birkaç şeyi benden kontrol etti açıkçası. Neydi onlar acaba? Yani halkın o konsere katılan kişilerin o ilgisini kastederek söylüyor. Hı-hı. Ben de kendi gözlemlerini söyledim. Abi dedim bakın böyle böyle ben salonun arkasında şuraya da gittim. Şu noktalarda bulundum. Buralarda ben bunları gözledim. Tabii bunlar konuşulunca bir noktada ben kendisine şeyi söylediğimi hatırlıyorum. Yani dedim ki sizi ne kadar mutlu yani ne mutlu size çünkü siz dedim kendi ülkenizle ilgili olarak yani yapabileceğinizin en fazlasını yapmış oldunuz. Yani bir insanın kendi ülkesine bir borcu vardır o ülkenin ona kattıkları için ve siz bu borcu bugün benim gözümün önünde zaten fazlasıyla ödediniz. Yani ne mutlu size dedim. Bu millete dedim sizin artık bir borcunuz kalmamış oluyor. Bu çok güzel bir şey. Onun üzerine mesela şunu söylemiştir bana ki bu hayatımın en unutulmaz anlarındandır. Yok abi dedi, o öyle değil dedi. Babam öldüğünde dedi, bu millet benim dedi, parası yatıp okutu dedi. Ben ne yapsam borcumu ödeyemem dedi. O sırada odada ikimizden başka birisi yoktu. Bir basın mensubu da yoktu. Ve benim gidip etrafta birilerine bunu söyleme durumu falan da yoktu. Bakın ben bunu yıllar sonrasında anlatıyorum. Barış abi böyle bir insandı. Barış abinin hayata bakışı, Barış abinin toplumuna bakışı, Barış abinin ülkesine bakışında böyle özellikler vardı açıkçası. Buna mesela şahitlik etmiş olmak benim hayatımın çok büyük bir ayrıcalığıdır. Sağ olun, teşekkür ederim. Demin onu söylüyordum. Barış abinin birkaç çok öne çıkan özelliği vardır. Onlardan birisi az önce de vurgulamış olduğum gibi hiçbir zaman toplumu ya da dünyayı kendisine borçlu hisseden falan değil. Kendisine dünyaya bir şeyler vermek durumunda hisseden, evet. Toplumuna bir şey vermek durumunda hisseden bir insandı. Birincisi bu. Bir başka önemli nokta da demin de söylediğim gibi bir merak duygusu vardı. Merak edebilmek. Takdir edebilmek, takdir edebiliyordu. Takdir etmeyle kastettiğim hem evrenin ve dünyanın güzelliklerini ama bir yandan da birlikte çalıştığı insanlara verdiği değeri ben gözlerimle gördüm. Onları nasıl tatif ettiğini, onlarla ilgili arkadaşlarımın çoğu belki bilmezler. Yani baş başa olduğumuzda hepsiyle ilgili, her biriyle ilgili olarak anlattığı çok güzel şeyler vardı. Onlarla ilgili ne kadar aslında takdir hisleriyle dolu olduğunu ben bizzat kendisinden duyarak dinledim. Ve ben onu da söylemem gerekiyor. Ben Barış abiden herhangi bir kişi ya da grupla ilgili olarak
kötü bir söz hiçbir zaman duymadım. Ha onun da kızdığı, üzüldüğü şeyler olmuştur. Oldu da gözümün önünde de yani bazı şeylerin canını sıktığını, üzüldüğünü biliyorum ama bunların çoğu bir kavram ya da bir davranış üzerindedir. Hiçbir zaman bir insanı ya da bir grubu böyle topyekün silecek şekilde ya da onları hakkında negatif kişiselleştirecek şekilde bir söylemini ben hiçbir zaman şahit olmadım ki herhalde rahatlıkla söyleyebilirim. Saatlerce, günlerce baş başa çeşitli gözlemlerini, çeşitli konulardaki düşüncelerini dinleyebilme fırsatım olmuş bir kişi olarak bunları söylüyorum. Bu da çok önemli bir özelliktir. Merak edebilirdi, takdir edebilirdi. Kendisini hayata ve evrene karşı borçlu hissederdi. Bir şeyler vermesi gerektiğini düşünürdü. Yapabildiklerinin hepsi, yani onların onda birini yapabilen bir insanın bence zaten hiçbir borcu kalmamış gibi gözükmesine rağmen o bunun çok daha fazlasının her zaman peşindeydi. Tabii bir başka şey de şunu hemen söylemek gerekiyor. Çok çalışkan bir insandı. Çok disiplinli bir insandı. Düzenli bir insandı. Yani düzenle kastettiğim özellikle neyi ne zaman nasıl yapması gerektiğini çok iyi planlayabilen bir insandı. Bir projenin akışı sırasında onun hangi dönemde hangi öncelikleri olması gerektiğini çok iyi algılayabilen bir insandı. Yanında gerçekten yüksek nitelikli insanlar olduğuna şüphe yok. Başta Lale abla olmak üzere. Tabii ki ekipteki arkadaşlarım, Tamer abi olsun, sevgili Nülüfer olsun, kameraman arkadaşlarım, Erkan, Cengiz, yani isimlerin hiçbirisinin unutulma diye bir şeyin olmaması gerekiyor. Çünkü şöyle şu anlamda söylüyorum. Her biri ayrı bir değerdir. Değer. Kurtulandaki arkadaşlarımız her biri gerçekten çok değerli insanlardır. Ama şunu herhalde görmek gerekiyor. Barış abi insanlardaki iyiyi, doğruyu ve güzeli ortaya çıkarabilen bir insandı. Evet. Ve onu ortaya koyup oradan o sinerjiyi ortaya koyabilen bir insandı. Başka türlü belki o kişileri bir araya toplayacak bir durumunuz olmayabilir. Ama Barış abinin varlığı ve özellikle onun o insanlarla olan ilişki şekli ve tarzı açıkçası. O gözlemlemek ki kişilere karşı da nasıl ki sizinle tutturduğu sinerji olsun, diğer arkadaşlarıyla Kurtalan Express ve Çekim ekibinden herkesten en iyi alabileceği şeyi çok güzel o zekasıyla bunu belki o kişinin bile o potansiyeli ortaya çıkarmasına yardımcı olan bir niteliği vardı. Evet. Barış Manço okulundan mezunuz diye boş yere demiyor herhalde herkes. Evet doğru. Okul da orası diyorlar Barış abi için. Doğru. Demin de söylediğim gibi benim hayatımın en büyük ayrıcalıklarındandır. Barış Manço'yla 6 yıl civarında bir sonuçta birlikte olma fırsatım olmuştur. Vefatından birkaç gün önce de birlikte aslında bütün gecenin ikisini üçüne kadar sohbet ediyorduk. Sonra sabah kahvaltıda da birlikte olduktan sonra ayrılmıştık. Çok özel bir yeri vardır ve onun sayesinde tanıştığım diğer arkadaşlarımın da ne kadar değerli olduğunu bir kere daha söylemem gerekiyor. Şunu da tabii bir kere daha teslim etmek gerekiyor. O Barış abinin varlığı bizi bir arada tutabilen ve bize çok şey katmış olan bir unsurdur. Bir bilge insandır Barış Manço. Benim onun müziğini ya da onun müziğindeki unsurları uzun uzun irdelemeye ne bilgim yeter ne de gereğinin olduğunu düşünüyorum. Zaten o şarkılardaki mesajlar olsun, onun özellikle ön plana aldığı konular olsun, onunla ilgili zaten bence çok şey anlatmaktadır. Ama birlikte zaman geçirmiş olma fırsatı bulmuş bir insan olarak söylüyorum. Onunla ilgili hissettiğiniz, gördüğünüz bütün olumlu şeylerin hepsi benim açımdan da aynen geçerlenmiş konulardır. Böyle bir insanla aynı dönemde yaşamış olabilmekten ben gerçekten hem mutluluk duyuyorum hem de gurur duyuyorum. Barış abi yanımızda gibi gözüm arada böyle fotoğrafa gidiyor. Duygulanıyorum sonra tekrar dönüyorum size bakıyorum. Onu görmeyen bir nesil var tabii ki. Sizin bu anlatımlarınızla. Eminim onlar çok daha büyük bir üzüntü duyacaklardır. Niye o döneme denk gelmedik diye. O gençlere neler önerirsiniz Barış abi? Yaşatmak anlamında diyebilirim ya da... Hayata gerçekçi olarak baktığınız zaman tabii ki bunu bir üzüntü olarak değil ama bu topraklardan, bu kültürden böyle bir değer ortaya çıkabilmiş ve bu insan sonuçta dünyaya da çok önemli şeyler bırakabilmiş. Bunun değerini herhalde görmek gerekiyor. Bence üzüntüden ziyade bundan güç almak gerekiyor.
bir örnek olması aynen gerekiyor. Aynen öyle. Bir insanın aslında dünyayı tanımak uğruna, dünyaya bir yandan tanımak ama bir yandan da kendimizi de anlatmak uğruna tabii neler ki yapabilmiş olabileceğini ve bunu yaparken de aslında kendi kişisel yüksek özelliklerini başka insanların iyi özellikleriyle nasıl bir araya getirebildiğini çok iyi bir örnektir. Barış abi çok büyük imkanlarla, büyük olanaklarla yetişmiş ya da çevresinde işte bir eli yağda, bir eli balda olacak şekilde büyümüş bir insan değildi. Çok özel bir ailesinin olduğuna hiç kuşku yok. Bir kısmını benim de tanıma fırsatım oldu. Her biriyle de tanışmış olmakta gerçekten ayrıca mutluyum. Ama şunu da görmek gerekiyor ki Barış abi büyük ölçüde yapabildiklerini kendi gayretiyle ve çevresindeki insanların en iyi özelliklerinden de güç alarak yapabilmiş bir insandı. Kendi hayallerinin peşinden koşabilmiş, bunların birçoğunu gerçekleştirebilmiş bir insandı. Bu yönüyle bence bir üzüntü vesilesi onun dönemine yetişememiş olmakla oluşturmamalı. Tam tersine aslında bir yandan da büyük bir güç vermeli. Yani şu andaki kardeşlerimize de bundan sonra geleceklere de aslında insanların istedikten sonra pozitif anlamda, iyi anlamda neler yapabileceklerini, dünyaya aldıklarından nasıl çok daha fazlasını bırakabileceklerini çok güzel göstermiş olan bir insandır. Evet, Beş abimin dediği gibi hani insan aldığı nefesin hakkını vermeli, bastığı toprağa, şu kadarlık alana basmanın hakkını vermeli diye. Evet. Ve ben yaşarken kendime sanatçı diyemem diyerek ve ismim en son ne zaman anılırsa o zaman ölüyor insan demişti. Barış abi 23 sene sonra yine bugün burada sizinle sohbet edeceğiz. Biraz sonra İzmacı İstanbul buluşmamıza gidip sizin gibi Barış abinin hayatından geçmiş çok değerli isimlerle buluşacağız. Ve gerçekten bizler için çok büyük şans bu anıları sizden dinlemek. Burada atladığım herhangi bir şey varsa ekleyebilirsiniz anlatmak istediklerinizden. Aslında eminim yani yaşadığımızı düşünecek olursanız o yılların özellikleriyle de birlikte olmak üzere çok sayıda şey olsa gerek. Arkadaşlarımın da eminim aklına gelen çok unsur vardır. Benim şu anda hızlı bir şekilde ilk anda aklıma gelenler demin vurguladıklarım, söylediklerim. Ama şunları söylemek gerekiyor. Yani bütün o demin söylediğimiz coğrafi unsurlar işte Karakas'ından, Kruger Ulusal Parkı'ndan, Myanmar, Washington'daki elçiliğimiz ya da işte Panama Kanalı, İspanya, Portekiz. Bunlar tamam. Orada yaşadığımız olaylar da tamam. Fakat bütün onların arkasında esas olarak herhalde görülmesi gereken nokta şu. Barış abi evren anlamında, yaşadığı evren anlamında kendisi de iyi anlayabilmek, tanıyabilmek ve bizleri de anlatabilmek adına, yani kendi çıktığı kültürü de anlatabilmek adına, demin de söylediğim gibi çok meraklı ve duyarlı bir insandı. Evreni de boşuna söylemiyorum. Yani açıkçası Apollo astronotlarıyla konuşmaktan tutun. O dönemde hala bir gezegendi. Plüton'un kaşifini kastediyorum. Clyde Tombaugh'la. Clyde Tombaugh'u benim Barış abiye ikna etmem hiç güç olmadı. Dedim ki bakın biz bu arada Las Cruces'ten de geçeceğiz. Las Cruces'te de özellikle Clyde Tombaugh'la görüşebiliriz. Clyde Tombaugh'un özelliklerini anlattım. Hemen dedi tabii ki dedi bunu da yapalım. Ve onunla olan o görüşmemizi hatırlıyorum. Onun evinde o bahçesindeki teleskobun yanına kadar gidişimizi o hatırlıyorum. O fotoğraflar bizde mevcut sayenizde. Ve şunu da tabii görmek lazım. Mesela Clyde Tombaugh diyoruz. 1930'da keşfetmiş olmalı Plüton'u. Birkaç sene önce Clyde Tombaugh'un küllerini taşıyan bir uzay aracı Plüton'un yakınından geçti ve şu anda aslında Güneş Sistemi'nin dışına doğru yoluna devam ediyor. Yani bunu şu anlamda söylüyorum. Aslında astronomi anlamında çok önemli bir kişidir Clyde Tombaugh. Ama Barış abi onun öneminin farkına varan ve onun aslında o genç yaşta yaptığı o keşfi Türk toplumuna anlatması durumunda Türkiye'de de bazı insanları belki bazı konulara nasıl yöneltebileceğini farkına varmış olan bir insandı. Yani Barış abi sadece müzisyenliğiyle, sadece çeşitli konulardaki çok o derin felsefi anlamda da özelliği olan görüşleriyle görmenin yanında bu şekilde pratik anlamda da biz şurada şunu yaparsak belki bazı dimalarda, bazı zihinlerde de şu anlamda başka ışıklar da yakabiliriz düşüncesinde olan bir insandı. Bu kısmını da görmek gerekiyor. Bunlar çünkü çok az sayıdaki televizyon prodüksiyonlarında ortaya konabilen konulardı.
Ve o bu bakışa çok fazlasıyla sahip olan bir insandı. Peki bu son dönemlerinde, son 3 gün önce gördüğünüzü ifade etmiştiniz. Yani gelecekle ilgili planları eminim Barış abinin her zaman olmuştur. Neler anlatırdı size? Yani planları nelerdi? Barış abinin o sıradaki olmakta olanlarla ilgili benimle zaman zaman paylaştığı konular gerçekten olmuştu. Bunlardan birisini şöyle hatırlayabilirim, biraz daha geriye gidecek olursak. Ankara'ya bir gelişinde Milliyet adına bir partinin kongresini zannediyorum izleyecektim. Milliyet gazetesinde de bir köşesi vardı Barış abinin. Ve o sırada işte arabayla sonuçta işte Ankara'da bir yerden bir yere gidiyoruz. Benim Ankara'da yine zaman zaman konuşma, görüşme fırsatımız olduğunda yaptığımız şeylerden biri de bir yerlerden bir yere gitmek ve bazı toplantılara, bazı davetlere birlikte gitmemiz şeklinde olurdu. Onlardan birinde unutmadığım bir şey, zaman zaman hatırladığım bir şey. Hatta aynı yerden geçerken hep aklıma gelir o. Yani Ankara'da işte Paris Caddesi'ni bilenler bilir. Bir zamanlar Milliyet Gazetesi'nin Ankara bürosu oradaydı. Buraya doğru yaklaşırken Barış abi, benim arabadayız ve Barış abi bir kaset çıkardı. Ve kaset, tabii o yıllarda kaset kavramı var. Yani işte tape kasetleri var. Benim arabanın da kaseti var. Tape'i var ve sonuçta orada dinleyebileceğimiz bir şey. Bunu dedi, yani ilk daha maketi dedi, daha çıkmadı dedi. İşte çıkmadığında zaten farkındayım. Evet. Bir istersen dinleyelim birlikte dedi. Ve müsaadenizle, çocukların daha ilk maketiydi o. Oradan işte biz çeşitli parçaları birlikte dinliyoruz. Daha Türkiye bilmiyor. orada benden öte, benden ziyadeyi dinlediğimizi hatırlıyorum. Ve ya ben o parça bitince arabayı kenara çektim. Dedim ki Barış abi, benim şu anda bir kenara çekmem gerekiyor. Yani şey olacak, çünkü değilse riske atacağım. Yani bunu biraz hazmetmem gerekiyor dedim. Bu çok güzel. Bu çok ayrı, çok güzel dedim. Yani sizin diğer eserleriniz de tamam. Yani onlar, onların da her birinin ne kadar ayrı ayrı değerli olduğunu. Fakat bu gerçekten ayrıca beni çok etkiledi. Mesela o parçalarının daha çıkmadan önce maketini birlikte işte aslında izleme fırsatımız oldu. Dinleme fırsatımız oldu. Ankara'ya gelişlerinde zaman zaman işte devlet ricaliyle görüşmeleri olurdu. Onlar da özellikle birlikte gitmemizi isterdi. Hatta ben bunların ilkinde hatırlıyorum. Ben dedim ki tabii abi, ben sizi memnuniyetle başbakanlığa götürürüm. Başbakanla görüşmesi var dönemin başbakanıyla. Hayır dedi, beraber gideceğiz. Yani bizim dedi şeyimiz, randevumuz birlikte, dedi, birlikte gideceğiz. O şekilde almış. Randevu o şekilde alınmış. İşte biz gittik başbakanlığa birlikte. Başbakan bir toplantıdaydı. İşte o toplantıdan çıktı. Daha sonra geldi. Ofisinde birlikte görüştük. Barış abinin aklında olan bir projesi vardı. Onu arz ettik. Daha sonraki bir ziyaretinde de hatırlıyorum. Bodrum'da zannediyorum tanışmışlar. Genelkurmay ikinci başkanı. Kendisini Genelkurmay Başkanlığı'na Ankara'ya bir gelişinde ofisinde ziyaret etmek üzere davet etmiş. Bu sefer de dedi ki işte yarın Paşa ile görüşmeye gidiyoruz. Ben de tabii gene götürürüm ben size abi dedim. Yok dedi, götürme değil dedi. Sen biliyorsun biz birlikte gideceğiz dedi. Şimdi o gezide, o ziyaretimizde bakın şu oldu. Biz Ankara'dan çıktık da ben arabayı Barış abi gelecek diye özellikle yıkatmış durumdayım. Benim her zaman öyle her hafta çok temiz tutma fırsatım olmasına rağmen Barış abi gelecekse zaten o araba yıkanacak. Gayet güzel hazırladım falan. Beyaz bir Ford Focus'um vardı hatırlıyorum. 1998 olmalı, 98'in yaz ayları olmalı. Genelkurmay'a gittik. Yanımda Barış abi var. Arkada falan oturmuyor, direkt yanımda, yani yolcu koltuğunda oturuyor. Ve bakalım nasıl olacak diye bir yandan da ben merak ediyorum şimdi nasıl olacak diye. Ben Genelkurmay'ın protokol kapısına geldim. Protokol kapısını açtılar. Protokol kapısından benim o mütevazi beyaz Ford Escort işte şeye girdi. Genelkurmay'ın o ön kabul yerine girdi. Ve daha sonra işte arabayı ben ne olup biteceğini biraz anlamaya çalışırken oradaki askerlerden biri geldi. Biz alalım arabayı efendim dediler. Aldılar. Biz Barış abiyle çıktık arabadan. İşte orada Genelkurmay'ın sivil memurları vardı. Çok zarif hanımefendiler. Onlar karşıladılar. Orada bir kıdemli bir asker de var. Onunla birlikte biz Genelkurmay'ın içine girdik. Genelkurmay bu arada bilenler hatırlayacaktır. Tarihi binası öyle yüksek bir bina değil. Biz ikinci kata çıkacağız. Barış abiyle biz merdivenlere doğru işte sıyırtırken dediler ki buradan buyurun efendim dediler. Bizi asansöre aldılar. Yani bir an birbirimize biz bakıştık. Çünkü Barış abiyle de yıllar içinde kendimizin geliştirdiği bir ne olup bittiğini anlama ve birbirimize sinyal olan bazı işaretlerimiz var. Bir bakıştık falan. Asansöre bindik. Asansörü biner binmez niye asansörü aslında getirildiğimizi hemen anladık. Ondan sonra çünkü asansörde Barış abinin eserlerinden birisi
enstrümantal olarak çalıyordu, asansörde müzik olarak. Barış abi hemen tekrar bir baktı. Zerafete bakar mısın abi? Yanımızda da o sırada diğer görevliler de var. Biz yukarıya çıktık. Paşa'nın odasına alındık. Paşa'nın odasında işte görüşüyoruz. Bir yandan da o sıradaki Genelkurmay'ın personel daire başkanı da o görüşmede bulunmak istemiş bir kor generalimiz de. O da geldi. Paşamız orgeneral. İkinci başkan. Biz salon onun makamında oturuyoruz ve bir asker de gelip bizden işte ne içeceğimizi sordu, ne alırsınız efendim diye sordular. O zarif hanımefendilerden birisi bizden açıkçası ne içeceğimizi öğrendi. İşte biz de söyledik bir şeyler. İşte Barış abi zannediyorum puş bulma istemişti, öyle hatırlıyorum ben. Sonuçta biz işte orada 4 kişiyiz oturan. 2 tane paşamız var, bir Barış abi de ben varız. Biraz sonra asker geldi. Ve o yine o zarif hanımefendilerden birisinin nezaretinde olmak üzere. Asker biraz sonra geldi ve önümüze o tek tek içecekleri çay bardağında olmak üzere işte koyuyor, getiriyor, yerleştiriyor. Bir yandan da çay kaşığı da konmuş durumda tabağın yanına. Çayı koyduktan sonra kaşığı bizlerin sağ elimizi kullandığını varsayacak şekilde çevirirler, bu şekilde bırakıyor. Özellikle biz gene Barış abiyle bakışıyoruz bunların arasında. Şimdi, ne kadar ince. Paşalarımız tabii bu arada çok farkında değiller ama biz Barış abiyle konuşmadan bir yandan böyle şeylere dikkat ettiğimizi birbirimize öğretiyoruz. Ben gördüm, tabii, sen de gördün. Gördüm diye fark ediyorsun değil mi diye. Hakikaten de şimdi bütün bunlar oldu, bitti ve hakikaten biz akşam mesela bizim evdeyiz gene. Konuşurken işte birbirimize iki tane heyecanlı çocuk gibi anlatıyoruz. Şeyi fark ettim işte asansör girdik şu oldu. Ondan sonra bunları fark etmişti. Şöyle oldu böyle oldu falan diye. Bu arada onu da söyleyeyim. Bizim o görüşmemiz zannediyorum 20 dakika ya da 25 ya yani yarım saat içinde kalacak bir görüşmeydi. Bir ara görevlilerden birisi geldi. Efendim sonraki konuğumuz bekliyor gibi bir şey söyledi. Paşa biraz dursun dedi. 15 dakika daha uzattı. 15 yani 30 dakikalık görüşme 45 dakikaya çıktı. Biz çıkarken dikkat ettim. Hatta onu da gene o akşam tabii ki Barış abiyle konuştuk. Birbirimize gene bir bakıştık. Biz çıkarken oradan dikkat ettim ki aslında biraz sonra girecek olan kişi o dönemdeki Amerikan Büyükelçisi'ydi. Zannediyorum Mark Barkley'di. O girmek üzereydi. Biraz böyle çok da hoşnut olmayacak bir şekilde sanki işte içeriye doğru gidiyordu. Yani biraz bekletilmiş olmanın etkisiyle onu kastediyorum. Ama yani bunu şu anlamda söyledim. Sonuçta Barış abiyi ağırlamak anladığım kadarıyla devlet ricalindeki insanlar için de önemli bir konuydu ve onlar da öyle buldukları zaman çok da hemen kolay bırakmış olmak istemiyorlardı. Ne güzel. Bunlar da bu yönüyle yaşadığımız anlar arasında yerini aldı. Ve yani dediğiniz gibi siz eşlik edecekken Barış abinin o onur edici davranışları değil mi? Çok yani tekrar söylüyorum yani ben bir kere Barış abinin bir ulaşım sorunu zaten yok ama evet. O Ankara'ya geldiği zaman başka bazı durumlarda elçilerle olan görüşmelerimiz olsun, yurt dışında olsun, yurt dışındaki çeşitli konuşmalarımızda da olsun, her defasında çok onur edici bir şekilde özellikle takdim eder, özellikle tanıtır ve özellikle bulunmamı isterdi. Başka hiçbir işe yaramamış olsa bu, bir kere benim hayatımda çok özel gözlemler yapmama neden olmanın yanında benim Barış abiye bir borcumdur bu. Bu kadar sene sonrasında bunların içinde ne kadar onun özel bir bakış açısı olduğunu ve belki de demin anlattığım Tokyo'daki o odasında konser sonrasında olan olayda da olduğu gibi sadece benim tanıklığıma emanet edilmiş bir konuydu ama ben açıkçası benimle gitsin istemedim. Barış abinin nasıl bir bakış açısında olduğunu, toplumuna, milletine kendisinin nasıl borçlu hissettiğini özellikle bir kere daha vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Yani bir nevi aslında sizde Barış abi olan borcunuzu belki bu şekilde onu en güzel şekilde ifade ederek anlatmış oluyorsunuz. Ümit ederim. Ümit ederim. Ve siz kariyerinize en güzel şekilde devam ettiniz. Şu anda Hacettepe'de profesör. Evet yani yaklaşık bir 19 yıldır profesör olarak çalışıyorum. Bunun birkaç sene Hacettepe dışında Amerika'da da profesörlüğüm oldu ama büyük bölüm Hacettepe'de geçmiştir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Barış abi ve Barış abinin birlikte çalıştığı, benim de birlikte çalışmaktan hep hem mutluluk hem de onur duyduğum, o çok değerli arkadaşlarımla geçirdiğim o güzel zamanlarım ve çok özel deneyimlerim
sonraki hayatımda da bana çok olumlu anlamda etkisi olmuştur. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Hayata bakışımda, insanları değerlendirişimde Barış abinin çok önemli bir özelliği olan halden anlayış. İnsanın halinden anlayabilmek, tolerans gösterebilmek. Ama bir yandan da belli iş disiplinlerini, belli bir işi yapmandaki en ustaca ve o en gerekli halde göstermesi gereken titizlikleri de göstermeyi de açıkçası ben arkadaşlarımla çalışırken de çok gözlemiş durumdaydım. Bunların da bana sonraki yıllarda olumlu etkisi olmuştur. Hayatımın büyük bir ayrıcalığıdır. Hastalarınızla da arada tabii mutlaka ki geçiyordur konular. Hastaların reaksiyonları nasıl oluyor bunu duyduğu zaman? Aslında bu konulara ben kendi hayatımda, kendi iş hayatımda girmiyorum. Onu söylemem gerekiyor. Ama ben söylememiş olmama rağmen zaman zaman insanların Barış Manço ile ilgili çeşitli konuları gündeme getirdiklerini gördüğüm oluyor. Sonraki nesillerde bile. Bunların arasında bazıları birkaç kişi yıllar içinde açıkçası hatırlayarak da beni de hatırlayarak söyleyenler de oldu. Ama daha büyük bölümü bunların da doğrusu onu söylemem gerekiyor. İnsanların spontan kendi gözlemleriyle ilgili olarak söyledikleri şeyler olmuştur. Bu anlamda şunu görmek gerekiyor. Barış abi gerçekten çok hoş sada bırakarak gitmiş olan bir varlıktır. Ve herhalde onun o en güzel, en olumlu ve çok açıkçası ders de alınması gereken çeşitli söylemleri ve özelliklerinin herhalde daha kalıcı olabilmesi de çok önemli. Bu anlamda da sizin yapmakta olduklarınız tabii çok büyük değer taşıyor. Çok teşekkür ederim. Tabii aslında dediğiniz gibi mesela o cenaze töreni o en güzel ispatıydı aslında. Neler evet. bırakıp ne gibi izler yüreğimize ekip gittiğini değil evet. mi? Yani tarihte görülmemiş. Yani Atatürk'ten sonra bilmiyorum ama yani bu kadar büyük bir cenaze töreni görülmedi. Her tipte insan, her kültürden insan vardı. Her yaştan, her görüşten. Evet. Eminim izlemek de sizi o anda daha bir an hissetmişsinizdir tahmin Tabii. ediyorum değil mi? Şöyle ben köşkün gelişimi hatırlıyorum ve zaten ben sokak yani o köşkün yanına bile çok zor yaklaşabildim ve hemen insanlar arkadaşlarımdan bazıları çıkıp sağ olsunlar karşıladılar ve dediler ki işte Barış Manço'nun doktoru geldi ve köşke de girmesi gerekiyor. Yani doktoru geldi derken zaten vefat etmişti ama evet. açıkçası içeri girmem gerektiğini insanlar yol açtılar. Ve daha sonraki o ertesi günkü töreni de benim onları uzun uzun anlatmama bence gerek yok. Tabii. Yani insanlar zaten arşivlerde de bunu görecektir sonraki nesiller. Ama gerçekten o dönemde nasıl büyük bir sevgi serinin oluştuğunu, Barış Manço'nun yıllar içinde toplumda aslında ne kadar çok duyarlı uca, hassas uca ve o hassas uçların da en güzel ve özellikli taraflarına pozitif anlamda nasıl dokunduğunu aslında gösteren bir tören de olmuştu. Böyle bir şey hiç olmasaydı bile biz bir diyelim ki başka şekilde de bu dünyanın başka bir yerinde de pekala işte riskli şeylerin içinden de geçiyorduk. Öyle bir şekilde bir kayboluş da olsaydı Tabii. dahi bütün bunlar sonuçta Barış abinin ortaya koyduğu o çok özellikli, çok değerli unsurları herhalde yine onları hala getirecek bir tarafı yoktu. Ama cenaze töreninin kendisi de başlı başına zaten Türk halkının o dönemde nasıl Barış abinin vefatından derin bir şekilde üzüntü duyduğunu gösterecek şekildeydi. Üstün Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok keyifliydi sizi dinlemek. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın ve her zaman bizimle olun inşallah. Sağ olun.